Çok değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, hepinize her zaman olduğu gibi önce çok sağlık diliyorum. İyi çalışmalar, iyi mesailer diliyorum. Dün okullar açıldı. 18 milyon 241 bin öğrencimiz dün itibariyle ders başında 942 bin öğretmenimizle ve 55 bin okulda eğitim öğretim yılı başladı. Hayırlı olsun. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Allah ailelerimize bu zor ekonomik şartlarda eğitim giderlerini karşılama noktasında güç versin. Çok büyük eksiklerle başladık. Eksik olmayan bir şey var o da İBAN. Bütün ilk kayıtlarda, ilk kayıt evraklarından tamamında bütün okullarda neredeyse okula yeni kayıt olacak çocukların ailelerine verilen kayıt evrakında İBAN gene var. Keşke olmasa devlet anayasa eğitimin parasız ve herkes için bir hak olduğuna hükmederken eksik ayıplı bir işi yapmaya devam ediyor. Çok eksik var. Eğitim öğretim yılı başladı. Mesela neler var? 107 bin öğretmen eksik. Ne var? 43 bin en az. 43 bin derslik eksik. 101 bin temizlik görevlisi destek personeli eksik. Bunu da her yüz öğrenciye bir temizlik görevlisi düşecek şekilde hesapladık. Yani 55 bin okulda 101 bin temizlik görevlisi yokken okul açılıyor. Okulların içine düşeceği bu hijyen sıkıntısına kamuoyunun, velilerin, devletin, hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. Üzülerek bir şey söyleyeyim. Okullarımızın yüzde doksan yani elli bin okulun elli bini pandemi koşullarına uygun eğitim öğretime başlayamıyor. Elli bin okulumuzun elli üç bini. Efendim maske dağıttık. 1200 öğrenci mevcutlu bir okula dört paket maske dağıt göndermişler. Bunu da bu meseleyi hallettik diye konuşabiliyorlar. Dört paket maskede dört yüz tane maske olur. Okulda sadece 1200 öğrenci var. Gerisini milletin takdirine bırakıyoruz. Yurt ve barınma konusunda sade yüksek öğrenimde 5 öğrenciden birine bu yıl yurt barınma imkanı sağlayabileceğiz. Bu da çok büyük bir eksik. Orta öğretim yurtlarımız var. Çocuk sınava girmiş, iyi bir liseyi kazanmış, ailesinin bulunduğu ilin ya da ilçenin dışında bir yere gidecek orta öğretim yurtları var. 8500 lira orta öğretim yurtlarında öğrenci başına zorunlu bağış isteniyor. Bu yurtlar halbuki devlet yurdu ve ücretsiz. Güya ücretsiz. Ama 8500 lira zorunlu bağış var. Pandemi süresinde resmi rakamı veriyorum. Bence daha fazla. 2 milyon 316 bin öğrencimiz EBA'ya erişemedi. 2 milyon 316 bin. Bu Milliyetin Bakanlığı'nın rakamı. Ama ne yapıyoruz? 18 milyon öğrencimiz var. Kaç yıl oldu? 11 yıl oldu. Tablet verecektik hepsine. Sadece 2 milyon öğrenciye 11 yılda tablet verebildik. 18 milyonda 2 milyon. Ve pandemin süresince sadece 600 bin tablet verebildi büyük devletimiz, büyük hükümetimiz, millet perişanlık içinde. Değerli arkadaşlar. Hijyen, temizlik, maske ve benzeri malzemelerin neredeyse yok denecek düzeyde olduğu bir şartlarda, okulları temizleyecek kadroların, görevlilerin olmadığı şartlarda ve bu pandemi döneminde çocukların apar topar, hazırlıksız bir şekilde eğitim öğretim yılını başlatıp okullara doldurmanın umarım sağlık bakımından özellikle çok olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya gelmeyiz. Buradan Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Cakas satmayı biliyorsun. Hava atmayı biliyorsun. 55 bin okulun bütün hijyen, temizlik malzemelerini bir an önce yolla kardeşim. 55 bin okulda 18 milyon 241 bin öğrenci için istiyorsan işkur projesi üzerinden, istiyorsan kadroyla gelmeyse bir günde sana kadroyu çıkaralım. 101 bin temizlik görevlisini Okullara gönder kardeşim. Çocuklarımızı bu gayri hijyenik şartlarda, okullarda, COVID'le baş başa, kaderleriyle baş başa bırakma. Ve bu tabloda tabii eğitimin bir maliyeti var. Her ne kadar anayasamızda eğitim ücretsizlense de, veriler üç kalemde eğitim için para ödüyor. Nereye ödüyor? Bir doğrudan ödeme okul aile birliklerine. Olmazsa olmuyor. Okul aile birliğine de kızamıyoruz, hak veriyoruz. O okulun sabuna ihtiyacı var, çamaşır suyuna ihtiyacı var, tonere ihtiyacı var, A4 kağıdına ihtiyacı var, 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 var. E devletten para gelmiyor. Öğretmenler cebinden bunu karşılayamaz. Zaten aç açık öğretmenlerimiz. Nereye ödüyorlar? Çeşitli vergilerle, eğitimle ilgili vergilerle aileler para diyor. Yetmiyor. Kırk kalemde bakın. Kırtasiyesinden efendim <laughs> giyimine, servisine 40 ayrı kalem için veliler para diyor. Başlangıç için sadece başlangıç için ilk maliyetleri söyleyeyim. Okul öncesi bir öğrencimizin ilk maliyeti okula, anaokuluna başlama maliyeti 1675 lira. İlkokul birinci sınıfın başlangıç maliyeti 2736 lira. Ortaokul birinci sınıfın 2916 lira. Lise birinci sınıfa kaydedilen bir çocuğun maliyeti, bu devlet okulları için söylüyoruz, 3008 lira. Nasıl olacak Erdoğan? Nasıl olacak? Asgari ücret ortada. Asgari ücretle geçinen bir ailenin iki çocuğu varsa, adamın <laughs> bir maaşı sırf başlangıç giderlerine yetmeyecek. Bir tedbirin var mı? Yok. Hava atmaya devam, caka satmaya devam. Ve vahim bir tablo daha. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcunu ödeyemeyen öğrenci sayımız 5 milyona dayandı. 5 milyon öğrencimiz, yüksek öğrenim gören öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlarını ödeyemiyor. Pandemi de var üstelik. Bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilenmemiş büyük çoğunluğu, ilişkilendiyse de çok düşük ücretler karnını zor doyuruyor kuru ekmeğe muhtaç ve sen utanmadan bu 5 milyon er, e, mezunun 350 bin ile ilgili yasal takip başlattın. Bu ayıp sana yeter. O gençler var ya o gençler. Bunun hesabını senden sorar. 350 bin üniversiteye bitirmiş iş arayan genci icraya vermek, yasal takip başlatmak ne demek ya? Büyük devlet böyle bir şey yapar mı? Bunu aciz devlet yapar. Beceriksizlerin yönettiği devlet yapar. Siyasetten zenginleşmeyi düşünenlerin yönettiği devletler bu işleri yapar. Bunları kabul ve tasvip etmemiz mümkün değil. Her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen bütün öğrenci velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sesleniyorum. Moralinizi yüksek tutun. Öğrencilerimiz kendini derslere ve sosyal gelişime versin. Öğretmenlerimiz bütün olumsuz şartlara rağmen öğrencilerimizin eğitim öğretim sürecinde maksimum performansı inşallah gösterecekler. Ailelere tekrar met sabır diliyorum. Kuvvet diliyorum. İnşallah onlar şüphesiz yemeyecek, içmeyecek, giymeyecek, yedirecek, içirecek, giydirecek. Analık babalık da böyle bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde inşallah aileler çocuklarını güle oynaya en güzel şekilde okula gönderecek okullarımız maksimum hijyen şartlarını sağlamış olarak temin etmiş olarak öğretmenlerimiz 3600 ek göstergeyi de almış olarak huzurla mutlulukla eğitim öğretim günlerini sürdürecekler. Değerli arkadaşlar, bir üzüntümüz şu. Gidin bakın sınırlarda hudut namus yazar. Biz sınır namus diyoruz. Eee ittifak ortağımız hudut namus diyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir açıklama yaptı. Dedi ki Afganistan özelinde Afganlar bakımından 2019'da 201.437. Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı söylüyor. 2020 yılında 50.161 bu yılda 40.098 düzensiz Afgan göçmen yakalandı. Erdoğan'a soralım şimdi. Hani sınır güvenliğimiz tamdı. Hani sınırlarımız kevgire dönmemişti. Ne oldu Erdoğan? Bu sayı e, 250-300 bin. İçişleri Bakanı açıkladı. Bakan yardımcısını açıkladı. Bakan yardımcısına soruyorum. Bu yakaladıkların, izinsiz, kontrolsüz geçen ve yakalananlar. Yakalayamadığın kaç kişi var? Sayın Çataklı. Bunu biliyor musun? Hayır bilmiyoruz. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Türkiye yol an olmasın diye feryat ediyoruz. Sade siyaset değil, toplum millet de feryat ediyor. Evet, insanilik hiç şüphesiz. Daha önce de söyledim. Afganistan'dan gelen kadınların çığlığını, çocukların çığlığını duymayan insan değildir. O konuda Türkiye'nin yapması gerekenler de bellidir. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmektir. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne uygun şekilde mülteci, göçmen, sığınmacı e, taleplerini e, çözebilmektir. Ama bu isteyenin elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelmesini, mahallelerimizi, sokaklarımızı, kasabalarımızı, kentlerimizin huzurunu bozmasını da gerektirmez Erdoğan. Bu konuda ne yapacağını çık topluma açık bir şekilde izah et. Garip kuraba sal sokağa gitsin. Adam aç. Ona mı üzülsek, Sokağın huzuru bozuldu. Ona mı üzülsek? Ama başka bir boyut da var. Ne o? Vatandaşlık ücreti 1 milyondan 250 bin dolara düştü. Eylül 2018'e kadar Türkiye'den 1 milyon dolar ve üstünde gayrimenkul alanlara vatandaşlık veriliyor idi. Şimdi 250 bin dolarlık bir gayrimenkul alanlara vatandaşlık veriyoruz. Hiç hiç promosyonla vatandaşlık dağıtan bir ülke duydunuz mu arkadaşlar? Bu vatan ve bu vatandaşlık 3 kuruşa 5 kuruşa kimseye peşkeş çekilemez. Kanla kazanıl kazanılan vatan toprağı parayla satılır hale geldi. Vah ki vah. Vah ki vah. Niye 250 bin dolara düşürdün? Eminim 3-5 ay sonra da ya da 3-5 gün sonra belki 3-5 ayları bir seneden fazla zamanları yoktur. 3-5 ay sonra da bunu 100 bin dolara düşürürlerse ben hiç şaşırmam para olsun da nasıl olursa olsun soruyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden soruyoruz. Bugüne kadar bu yolla kaç kişiye vatandaşlık verdiğinizi aziz milletimize açıklamakla mükellefsiniz. Bu vatan tekrar ediyorum Erdoğan parayla kurulmadı kanla kuruldu. Bu toprakların her metrekaresinde şehit kanı vardır. Parayla satılacak vatan toprağımızda yoktur. Şimdi Yine Afganistan meselesine girmişken değerli arkadaşlar. 28 Ağustos'ta yanılmıyorsam <laughs> evet. Bağdat'ta işbirliği ve ortaklık konferansı yapıldı. Burnumuzun dibinde. Büyük sorunlar yaşadığımız sınır ülkemiz, sınır komşumuz. Kuzeyinde ayrı sorun yaşıyoruz, güneyinde ayrı sorun yaşıyoruz. Ve Fransa Cumhurbaşkanı orada, Irak Başbakanı orada. Mısır devlet başkanı Sisi orada. Katar emiri orada. Ürdün kralı orada. Üst düzey temsil var. Bizim beyefendi buraya gitmedi. Bunun yerine Balkanlara gitmeyi tercih etti. Allah aşkına neden gitmedin Erdoğan? Bu kadar önemli sorunların odağındaki bir ülke olarak, Türkiye olarak Fransa Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı, Ürdün Kralı orada, Irak Başbakanı orada, sen neden Dışişleri Bakanı yolladın? Buraya gidecek yüzün mü yok? O kötü, öyle bir şey varsa. Bu adamlarla konuşacak işin mi yok? O da kötü. Neden gitmedin ya? Ben soruyorum ya. Burnumuzun dibinde, Kuzey Irak'ta, Bağdat'ta pardon, Kuzey Irak'la ilgili tartışmalar var, şu var, bu var. Sen Bağdat'ta yapılan işbirliği ve ortaklık konferansına neden gitmedin? Bunu merak ediyorum. Merak ettiğim sorunun cevabı aslında şurada gizli. Dikkat edin. Afgan göçmen meselesi dahil. Türkiye ve Türk halkı dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti devletini ilgilendiren konulardaki gelişmeleri ya Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan öğreniyor, öğreniyoruz hep beraber ya da Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanlığı'ndan öğreniyoruz. Bu olabilir mi? Bizim memleketimizde direkt ilgilendiren, dünyanın bütün ülkelerinden önce bizi ilgilendiren bir konu var ve biz bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından öğreniyoruz. Bu garip bir durum. Vahim bir durum. Kabul edilebilir bir durum değil arkadaşlar. Meclisten gizli dış politika yürütülmez Erdoğan. Bunu bil. Sıkışınca meclise koşa koşa gelmeyi biliyorsun. Dış politikayı meclisten gizli yürütemezsin. Ve bir şeyi daha bil. Milletten gizli taahhütte de bulunamazsın. Biden'a, Macron'a, şuna buna milletten gizli, meclisten gizli taahhütte bulunamazsın. Daha doğrusu şahsın Biden, şahsın Macron, şahsın Putin, şahsın Merkel politikası diye bir şey olamaz. Olur. Nasıl olur? Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında diplomasi olur. Şahsım diplomasisi ne ya? Senin 3-5 dolar, 3-5 avro hesabın için Türk dış politikasını bu kadar ayaklar altına düşürmeye hakkın var mı ya? Bu kabul edilebilir mi ya? Bunu asla kabul etmiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sade eleştiren bir parti değil. Mesela dış politika ile ilgili şunu söyleyelim. Bizim fikir babası Sayın Kılıçdaroğlu. Ama o bitin hayata geçirilmesi için bir an önce harekete geç kardeşim. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı olmazsa olmazdır bölge barışı için. Kemal Kılıçdaroğlu bu fikri ortaya atmış olabilir. Al sen uygula. Biz zaten gelince uygulayacağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı önemse Erdoğan. Türkiye'nin huzuru ve güvenliğinin yolu bu. Başka ne yapsın? Bir an önce sınır namustur şuuruyla hareket et. Biz edeceğiz. Sen de et. Hudut, sınır adına ne dersen de namustur ve namus kalacak. Kevgire çevirmeyeceğiz. Başka ne yapacağız? Vatandaşımızdan esirgeneni sığınmacıya, göçmene, mülteciye vermeyeceğiz. Türk vatandaşına yok, sığınmacıya var. Oh ne ala. Yok böyle bir şey. Buna da son vereceğiz. Bunu herkes bilsin. Başka Afganistan'a kişisel ve ideolojik gözlükle bakmayacağız. Taliban inancıyla ters yanımız yok demeyeceğiz. Senin olmayabilir. Bizim Taliban inancıyla da ters yanımız, yönümüz var Erdoğan. Afganistan'a ideolojik bakamazsın. Afganistan'a Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle bakacağız. Bence sen de öyle bak. Kar edersin. En azından memleket zarar etmez. Bu konuda Türkiye'yi 3-5 kuruş için yol geçen anı yaptın. 2009 kilometre ötedeki öteden kaçan adamı nasıl doğrudan Türkiye'yi adres gösterdin? Büyük bir sığınmacı göçmen dalgası geliyor diye merak ediyorum. Ne oldu göçmen dalgası? Ne oldu? Sen engelledin mi? Onu mu söyleyeceksin yarında? Hayır. Sınırı koruyamayacağını değil, korumayacağını adeta söyledin. Geliyorlar açacağız dedin. Açmışsın zaten. Senin bakan yardımcın 300 bin tane girmiş diyor. Habersiz, gayri resmi. Biden'la baş başa yaptığın pazarlığı iptal etti. Ne yaptıysa. Ben bilmiyorum. Senden başka bilen de yok. Senin kabinen de bilmiyor, avanen de bilmiyor. Ama Amerika diyor ki Türkiye bizim talebimiz doğrultusunda belli insanları Türkiye Cumhuriyeti Afganlar için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapacak diyor. Türkiye ile de görüşüyoruz diyor. Ne görüşüyorsun? Afganlarla ilgili Avrupa dururken, İran dururken, Amerika Birleşik Devletleri ile ne görüşüyorsun kardeşim? Bize de söyle. Görüşeceksen önce git İran'la görüş. Görüşeceksen Avrupa Birliği ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle görüş. Hayır. Biden'la görüşeceğim. Niye? Amerika'nın oradaki döküntülerini 3-5 dolara, 3-5 avroya Türkiye'ye toplayacağım. Yazıklar olsun ya. Hakikaten olmaz. Hakikaten kabul edilemez. Ve <laughs> yeni sığınmacı getirecek hiçbir anlaşmaya imza atılmasına da müsaade etmeyiz. Kamuoyu da etmez, toplum da etmez. Artık toplumun hassasiyetlerini biraz dikkate al. Her şeyi bilen adam değilsin. Keşke bilse. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her şeyi biraz bilse ya. Bilmiyorsun, etrafındakiler de seni kandırıyor. Geçmişteki bir sürü örnekte olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, bir sürü yanlış iş yapan, çokça yalan söyleyen iktidarlar muhalefeti susturmak ve sindirmek isterler. Onlar demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu inanmazlar. Demokrasi yönetenlerin verdiği kadardır anlayışıyla hareket ederler. Televizyonları ve radyoları rütük giyotunu ile kesenler, gazeteleri basın ilan kurumunun ilan e, tehditleriyle, bas, baskılarıyla e, susturanlar şimdi sosyal medyaya kafayı takmış görülüyor. Daha ne gelecek bilmiyoruz. Peşin konuşmak istemem. <laughs> Ama kafalarındakini şöyle öğreniyoruz ki güvensiz haberin tespiti hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna bir kurulun karar vermesini planlıyorlar. Ve çok büyük cezalar gelecek. Manipülasyona infale yol açan yalan güvensiz haberlerle ilgili. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yani bu kurul kimlerden oluşacak? Rütük gibi mi olacak? Ormandaki yangını gösterdiği için cezayı mı verecek? Rütük gibi mi olacak? Erdoğan'ı sert eleştiren her televizyona e televizyona da değil konukların Erdoğan eleştirmesinden dolayı televizyonların ekranı kararıyor. Sosyal medyada Erdoğan'ı eleştiren, hükümeti eleştiren herkesin sosyal medya hesaplarına ulaşıp kapatmaktan geçtim. Onlara hapis cezası vermek hangi mantık ya? Hitler bunu yapmadı. Yapamadı. O zaman da internet yoktu ama yani basın yoluyla en azından yani yapmadı. Hiç kimse yapmadı. İşte ben diktatör dediğim zaman kızıyorlar. Bunu diktatörler yapar. Erdoğan gel şu diktatör heveslerinden, diktatör davranış özelliklerinden artık vazgeç. Milleti rahat bırak ya. Millet konuşsun, seni eleştirsin. İstiyorsun ki özgür basın olmasın, konuşan Türkiye olmasın, itiraz eden gençler olmasın. Özgür basında olacak, Türkiye'de konuşacak, gençlerde itiraz edecek kardeşim. Elinden gelen ardına koyma. Ama bu sosyal medya yasasını Ekim'de gerçekten bir özgürlük kısıtlayıcı anlayış ve yaklaşımla getirirsen bu meclisten o yasayı geçirmen epey zor olacak. Onu bil. Şimdiden bil. Bu tür yasalara ihtiyaç var ise bile bu tür yasalar bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz. Muhalefetle oturulur, konuşulur. Yasal bir düzenleme ihtiyacı varsa özgürlükleri kısıtlamadan bunlar yapılabilir hep söylediğim bir şey var. Hiçbir güvenlik kaygısı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanak olamaz. Ve bunu böyle yapan kaybeder. Özgürlükleri kısıtlarsan gömlek yırtılır. Çuval patlar Erdoğan. Bunu unutma. Şimdi tekrar bu sosyal medya ile ilgili şunu söylemek isterim. Tabii bu konuda herkes konuşuyor. Yargıtay Başkanımızdan Diyanet İşleri Başkanımıza kadar herkes konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde çok konuşuyor. Biz dinimize ve diyanetimize saygılı milletiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltuğun gerektirdiği niteliklere sahip bir şekilde o davranışlar içerisinde kalması milletimizin beklentisidir. 30 Ağustos'ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet İşleri Başkanı'nın imzası vardır. Biz de söyleyince kızılıyor. Bunların Allah'ın tahsildarlığına soyunmak gibi bir yaklaşımları da var ama, bu memlekette Allah'tan kork denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ama bugünlerde son zamanlardaki uygulamalarına baktığında ona sadece, Neticede hepimizin çok saygı duyduğu ve duyması gerektiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındadır. Ona sadece şunu derim. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanısın. Yani senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur'an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş. Bunu da söylemek isterim. Tabii bundan beraber orta vadeli program. 17.'si açıklandı. Daha önce arkadaşlarla biraz çalıştık. 16 tane orta vadeli program açıklanmış. İnanır mısınız? Hiç bir tanesinin hiç bir tanesinin hedefi tutmamış. Hedef OVP 4 yıllık bir şey. Hedefi tutan bir OVP yok. Damat kulakları çınlasın. Bir damadımız vardı ortada yok şimdi. Damat gelince bunun adını değiştirdi bu OVP'yi yep yaptı. Yeni ekonomi programı. Millet de dedi ki herhalde bir şey olacak. OVP'yi tutturamadılar. Yep'ten yürüyecekler. Damattan o yep döneminde La Fontaine masalları gibi bol bol masal dinledik. Ve 19 yıllık AK Parti iktidarında 16 OVP yapılmış. Üstüne 23 tane de ekonomik paket açıklanmış. 23 tane. Sonuçta milletin hali ortada. Ama hedefler büyük. Şimdi mesela 2022-2024 OVP bize bir itirafname. Şimdi ne demiş Erdoğan mesela? 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar olacak demiş. 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacak demiş. 2023'te ihracatımız 500, 500 milyar dolar olacak demiş Erdoğan. Şimdi bunu daha önce söylemişti biliyorsunuz. Bu OVP'de 2023 hedefleri şöyle. Bu OVP Erdoğan'a sen yalancısın demiş. Sen hayal görüyorsun demiş. Hoş bu hedefler de tutmaz. Şimdi 2023'te bu açıklanan OVP orta vadeli planla milli gelir 925 milyar dolar. Erdoğan sana sesleniyorum. Hani 2023'te 2 trilyon dolar olacaktı. OVP 925 milyar diyor. Yarıdan fazla. Yarıdan fazla senin hedefini biçmiş. Sen biçmişsin. Kendi hedefini biçmişsin. Kişi başı gelir. Erdoğan 25 bin dolar diyordun. Bu OVP'de 2023'te 10.700 dolara çekmişsin. Nerede hata yaptın da 25 bin dolardan 10 bin dolara çektin Erdoğan? Ne kusur işledinde 25 bin dolar olarak hedeflediğin daha önceki yıllarda kişi başına geliri 10 bin dolara çektin ve ihracat 500 milyar hedefini 242 milyar dolara çektin. Sen çektin, senin imzanla ve inanın ki bunları da yakalayamayacaklar. Yani 925 milyar dolar milli geliri de. 10.700 dolar kişi başına geliri de 242 milyar dolar ihracatı da üzülerek söyleyeyim yakalayamayacaklar. Dolayısıyla bu OVP bir itiraf namedir. Ve Recep Tayyip Erdoğan giderken giderken düşük büyümeye, yüksek enflasyona, yüksek kura, yüksek faize, yüksek işsizliğe esir olmuş bir Türkiye bırakarak gidecek. Merkez Bankası Kanunu var. 42. Maddesi. Bu Merkez Bankası Kanunun 42. Maddesine göre Merkez Bankası enflasyon hedefini, hani önceden açıklıyor ya, tutmuyor tabi. Tutmayınca kanun gereği hükümete şimdi Cumhurbaşkanına bir mektup yazar. Buna özür gerekçe mektubu da denir. Hedef tutmadı, özür diliyoruz gerekçe gerekçelerde sıralar. Şimdi Erdoğan'ın da millete bir özür gerekçe mektubu yazma zamanı gelmiştir. Çünkü hiçbir hedefi tutmamıştır. Bol keseden atmıştır. IMF'ye borç verecektik. Elhamdülillah borç aldık. Çok şükür IMF'den borç aldık. Şimdi Erdoğan'a sormak lazım. 5 milyar dolar veriyordu IMF'ye. Ve beyefendi demiş ki 118 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi var. Bürüt dememiş. Bu olsa olsa bürüt olur da 118 milyar dolar. Erdoğan. Peki Merkez Bankası'nın net borcu ne kadar? Net borcu ne kadar? Ben söyleyeyim. 172 milyar dolar. Mancarı görüyorsun da avluyu niye görmüyorsun? 172 dolar borcu niye söylemiyorsun? Ve 172'den 158'i çıkarırsanız ne kalır? 54 milyar dolar kalır. Eksi şu anda Cumhurbaşkanı millete yanlış bilgi vermiştir. Merkez Bankası'nın 118 milyar dolar rezervi yoktur. Net rezervi yoktur. 172 milyar dolar borcu vardır. Buradan bunu çıkarırsanız 54 milyar eksi bakiye dedir. 128 milyar fiyaskonu böyle yanlış bilgiler vererek kapatamazsın. Erdoğan pembe tablo çiziyor. Millet karanlık bir tabloda yaşıyor. Pembe renk karanlığa nasıl dönüşüyor? Ya da karanlıktan pembe nasıl üretiliyor? Çok merak ediyorum. Ama bir şey biliyorum ki millet bunu yemiyor. Ve beyefendi Yine pembe vaatlerine devam etmiş bu damadın Lafontaine e, masalları gibi beyefendi de damattan sonra millete masal anlatmaya devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı bir buçuk milyonu buldu demiş. Bir buçuk milyonu buldu mu bilmem ama bir şey var. Bir yüzde yüz gerçekleşme var. AK Parti'nin üst düzey, orta düzey ya da alt düzey yöneticisi iseniz kuzenleriniz için, damatlarınız için, dünürleriniz için, kardeşleriniz için ve doğal olarak evlatlarınız için istihdam diye bir sorun yoktur. AK Parti'nin hısım, akraba, eş, dost çevresiyle ilgili istihdam meselesi muhtemelen tamamlanmıştır. Ama milletin evlatları sokakta iş arıyor, aç geziyor. Bunu da bilelim kimse kimseyi kandırmasın. Geçenlerde söylemiştim bu ülkede bir tane cesur savcı arıyorum diye. Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin mafyadan aylık düzenli olarak 10 bin dolar rüşvet aldı iddiasını soruşturacak bir savcı yok mu diye feryat etmiştim. Sonra Sayın Erdoğan Bayraktar'ın bazı açıklamaları oldu. O dönem AK Parti siyaset yapan kimi siyasetçilerin önemli açıklamaları oldu. Ve <laughs> Tıpkı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçi, AK Partili bir siyasetçi mafyadan her ay 10 bin dolar alıyor açıklamasıyla Erdoğan'ı tehdit etmesi gibi dört bakan da dört bakan 17-25 Aralık'ın meşhur dört bakanı da Erdoğan'ı neyle tehdit etti de bu soruşturmaların üstü kapandı. Bunu merak ediyorum. Benim merak ettiğim gibi herkes merak ediyor. Bunu çözecek olan kim? Savcılar. Cumhuriyet savcıları. Dün bakanlar kurulu sonrası beyefendi şöyle bir laf etmiş tam okuyayım. Yargının bağımsız ve tarafsız duruşunun her yıl güçlendiğini görüyoruz. Oh! Her geçen yıl yargının bağımsız ve tarafsız duruşu güçleniyor. Ama ne yazık ki dört bakanın soruşturma dosyasının nasıl kapandığı o para sayma makinelerinin para kasalarının ayakkabı kutularının akıbeti öğrenilemiyor. Ayda 10 bin dolar mafyadan haraç alan siyasetçi bulunamıyor. Erdoğan yargı her geçen gün bağımsızlaşıyor derken herhalde yargı her geçen gün kendisine ve iktidarına daha çok biat ve itaat ediyor demek istemiş. Buradan bir tek bu çıkar. Evet. Yine Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. <laughs> 82 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Bu da bir kepazelik. Ziraat Bankası'nı denetleyemezsin. Türk Hava Yolları'nı denetleyemezsin. Vakıflar Bankası'nı denetleyemezsin. Varlık Fonu'nu denetleyemezsin. Makine Kimya Enstitüsü'nü denetleyemezsin kardeşim. Ama Tarış'tan Orkop'a kadar bütün kooperatif ve birlikleri denetleme yetkisini almış. Üstelik denetçiler de o kooperatif ve birliklerin teftiş ve denetim kurulunun yetki, hak ve imtiyazlarına sahip. Erdoğan varlık fonunu denetlemiyor. Ziraat Bankasından adam 750 milyar doları almış, bankaya paranın 5 kuruş ödemiyor. Buna bakmıyor. Ama çiftçinin, köylünün, üreticinin kooperatif ve birliklerini çökme peşinde. Bunları hem ben denetleyeceğim diyor. Denetlesin, denetimden kaçan yok. Bunları görevlerinden alma yerine kayyum atama yetkisini de bu kararnameyle alıyor. Kooperatifler, birlikler, meslek kuruluşları, sendikalar, herkes bilsin, iştirakler, bunların iştirakları artık enselerinde Erdoğan'ın nefesi var. Buradan bir şey çıkmaz. Ama koskoca Türk Hava Yollarını, makine kimya endüstrisini, ziraat bankasını, varlık fonunu denetleme, denetimden çıkarıp kooperatifi denetleyeceğim demek başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Bunu da kamuoyunun milletimizin takdirine sunuyoruz. Değerli arkadaşlar eee bugün sizlerle iki tane resim getirdim. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Murat Atik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. Ve yönetim kurulu başkanı oldu. Hayırlı olsun. Peki Engin Altay sen bunu niye gösteriyorsun derseniz şunun için gösteriyorum. Bu beyefendi ilk özel demiryolu taşımacılığı lisansını alan beyefendi. Ve bu beyefendi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının neredeyse bütün ihalelerini özel sektör olarak alıp yani hafif raylı sistem değil pardon demiryolu taşımacılığı ve sinyalizasyon demiryolu yenileme inşaatlarını alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına müteahhitlik hizmeti veren bir arkadaş şimdi Devlet Demiryolları Genel Müdürü olu verdi. Buradan ne murad ediliyor derseniz Devlet Demiryolları özelleşecek belli ki, belli ki özelleşecek ve bu beyefendi de bu konularda çok mahir. Devlet Demiryollarının müteahhidi şimdi Devlet Demiryollarının genel müdürü. Artık beşli çeteyi mi verirler? başkasına mı verirler bilmem. Ama Beşli Çete'ye şimdi buradan uyarayım. Devlet demir yolları ile ilgili de herhalde size bir şeyler düşer. Gerisini göreceğiz. Ama biz memleketin, kamunun, mallarının, cumhuriyetin kuruluşunda devletleştirilen devlet demir yollarının devlet demir yolları müteahhitlerine peşkeş çekilmesine, beşli çeteye peşkeş çekilmesine, haramilere peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yasal çerçevede hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem yargı zemininde bütün yolları deneyeceğiz. Enteresan bu beyefendi ayrıca Adnan Oktar davasında da yargılanmış. Bu da garip. Hiçbir hırlı yok diyoruz ya. Ya FETÖ'cülerle tekrar yola devam ediyorlar. Ya işte böyle oktarlar falan filan. Ve <laughs> Zihinlerde böldükleri Türkiye'yi şimdi tabelalarla da bölüyorlar değerli arkadaşlar. Biz ve onlar sözünü sık kullanan Erdoğan en sonunda şunu da yaptı. Ne yapmış? Bu iki tane metro tabelası İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların üstünde bir U harfi var böyle. Eskiden böyleydi. İBB'nin yaptıklarında da M harfi Şimdi Ekrem İmamoğlu bu M harfini İ harfi mi yapsın, E harfi mi yapsın? Ya da bu metro gerçekten Erdoğan'ın ve kabinesinin babasından miras mı kalmış merak ediyorum. İşte bu bölücülüktür. Bu fitnedir. Bu fesattır. Bu ayrışmadır. Bu ötekileştirmedir. Metro metrodur. Ulaştırma Bakanlığı yapsa işletse ne olur? İBB yapsa işletse ne olur? Böyle bir tabela ayrımı Erdoğan'ın 84 milyona kendinden olmayana bakışının en tipik ve somut göstergesidir. Yazıktır, günahtır değerli arkadaşlar. Ama ben bütün bunları söylerken herkesin şunu bilmesini istiyorum. Türkiye büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. Her ne kadar devleti devletimize şimdi haramiler çökmüş olsa da Türkiye bir temiz eller operasyonunu İlk sandıkta yargının yapamadığını 84 milyon ilk seçimlerde gerçekleştirecek ve bu haramilerden devleti arındıracağız. Hiç şüphesiz devletten çaldıklarını da geri alacağız. Çok teşekkürler. Buyursunlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleriyle ilgili biz ittifak ortağıyız. Bu vaatler e, halka sürmelenince görüşülmesi gerekir şeklinde bir açıklama, bir itiraz. Neler düşünüyorsunuz? E, o e, Cihan Bey'in değerlendirmesini okudum. Önce şeyi söyleyeyim. Ben biraz önce Türkiye'nin bölge barışı noktasında atması gereken adımları saydım. Bunun içinde o bit bizim olmazsa olmazımızdır. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Kuzey Irak e, Kürt e, bölgesel yönetimi bir realitedir. E, bunda bir mahsur yok. E, dolayısıyla orada Kuzey Irak'ın e, merkezi yönetimin bayrağı da var. E, biz e, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının e, oturup görüştüğü Türkiye'de ağırladığı bir e, yöneticiyle CHP etinin görüşmemesi yanlış olurdu. Bunu böyle değerlendiriyoruz. E, İyi Parti den gelen eleştiriye gelince o samimi bir yaklaşım Cihan Bey'in ki aslında şunu bilinmesi lazım. İyi Parti ile CHP şüphesiz ayrı partidir. Ama güçlü ve sarsılmaz bir ittifakın iki büyük üyesidir. Programlarımız ayrı, ideallerimiz birdir. Güçlü parlamenter sistem konusunda sadece İyi Parti ile değil Millet İttifakı'nı oluşturan dört parti arasında tam bir mütabakat vardır. Genel başkanımız her konuda dört parti adına konuşamaz. Her konuda değil, dört part adına konuşamaz. Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi adına gençlere, köylülere, çiftçilere, emeklilere, polislerimize, hemşirelerimize, öğretmenlerimize çeşitli vaatlerde bulunacak. Zira Sayın Akşener de aynı çerçevede toplumun değişik katmanlarına vaatlerde bulunmaktadır. Seçimden önce ve seçimden hemen sonra her konuda asgari müştereklerde ve temel konularda ortaklaşacağımızda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ortak dili yakalama noktasında, ortak söylemler noktasında her iki partinin ikinci, üçüncü düzeydeki yöneticileri sürekli bir güç birliği, iş birliği ve istişare içerisindedir. Sayın Paçacı, orada Sayın Genel Başkanımızın tekil dil kullandığını söylerken, Sayın Akşener de bir siyasi parti genel başkanı sıfatıyla partisini bağlayan konularda doğal olarak bir tekil dil kullanacaktır. Ama kimsenin endişesi olmasın, millet ittifakı eee güçlü ve sarsılmaz bir irade ile e, birbirinden kopmayacak noktadadır. Millet İttifakı'nın amacı bellidir. Türkiye'yi özgürleştirmektir. Parlamenter demokratik sisteme dönüştür. Iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşadır. Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin tam bir mütabakatı vardır. Çok sayıda parti yöneticileri karşılıklı olarak kendi alanlarıyla ilgili görüş teatilerini sürdürmektedirler demek mümkün. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet. Partinin programı zaten ayrı. Evet. bir mahsur görmeyiz. Yani sayın Akşener'in, sayın Ekrem İmamoğlu'nu yaptıkları yaptığı başarılı işlerden dolayı övmesini ben çok doğal karşılarım. Biliyorsunuz iltifat maharete tabidir. Sayın İmamoğlu da maharetiyle, başarılarıyla ittifak ortağımızdan övgü almıştır. Bu bizi sadece çok çok mutlu eder. Peki çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.